Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biber dolması yapacağım. Bu arada sesim kısılmıştı. Yeni yeni kendine gelmeye başladı. Onun için biraz detoneli gelebilir. Kusuruma bakmayın. Ben biberlerimi temizledim, yıkadım. Az yapacağım çünkü biz iki kişiyiz. Eşimle ben. Pirincimi yine yıkadım. Çiğden koyuyorum ben pirincini. Bilmiyorum, bazıları belki pişirerek koyuyordur. Bu arada ben kıyma kullanmıyorum. Sevmiyorum çünkü kıymalı. Yani yalancı biber dolması olacak. Salça, maydanoz, pul biber, tuz koyacağım. Yine üzeri için domates. Benim içim, yani dolma biberin içi biraz farklı. Bilmiyorum benim gibi yapan var mı da. Salça falan kullanaraktan yapıyorum. İsterseniz şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi önce salça koyuyorum pirincin içine. Şöyle. Bir karıştıracağım. Ya bazıları soğan falan kullanıyor da ben kullanmıyorum. Böyle şekerlimsi bir tat oluyor. Sevmiyorum. Bu benim kendim geliştirdiğim bir şey. Bilmiyorum, hiç bakmadım yani dolma biber tariflerine, belki böyle vardır. Ama bunu ben tamamen kendime göre böyle salçayı pirinçle karıştırdım. Şimdi maydanozumu koyayım. Bu arada ölçü kullanmıyorum ben. Göz kararı. İçine pul biber koyacağım. Bu arada kaynamış su kullanacağım. Suyumu da kaynattım. Biraz da su ilave edeyim. Böyle bir iç veriyor. Şimdi biberleri doldurmaya başlıyorum arkadaşlar. Ağzına kadar doldurmuyorum çünkü pirinçler şişiyor. Çok doldurursanız da dışına taştığı için. Bu şekilde. Az önce de söylediğim gibi ben kıyma kullanmıyorum. Yani kıymalı sevmiyorum. Bir de ben dolma biberin dışını yemiyorum. Yani şu yeşil kısmını yemiyorum. Sadece içini yiyorum. Şimdi biberlerimi doldurdum arkadaşlar. Üzerlerine domatesleri koyacağım. Evet, şimdi domatesleri de üzerine kapak yaptım. Artan domatesi de orta kısma doğradım. Lezzet veriyor. Şimdi suyunu koyacağım arkadaşlar. Şimdi suyu koyarken içlerine de gitmesi için biberlerin üzerine doğru da döküyorum. Orta kısma da yine su koyuyorum. Şimdi salçalı su yapacağım. Yani salçalı sos yapıp biberlerimin üzerine koyacağım. Şimdi bardağa salçayı koydum dipte. Üzerine de sıcak su koydum.
karıştırıyorum. Salçalı suyu her bir biberin üzerine kaşıkla dökeceğim. Şimdi salçayı koyuyorum. Bu işlemi hepsine yapıyoruz. Bu lezzet veriyor dolma bibere. Ben seviyorum salçalı. Zaten benim dolma biberimi yiyenler de beğeniyorlar. Ben bunu bitireyim. Ben salçalı su işlemini bitirdim. Daha sonra da sıvı yağ gezdirdim. Her bir biberin üzerinde gezdirdim. Yani içlerine gitsin diye. Sonra da biraz orta kısma sıvı yağ koydum. Şimdi ağzını kapatıyorum. Evet, altını açacağım. Şu an dolma biberler kaynıyor arkadaşlar. Şu tenceremin kenarına kapak çizmiş. Kenarları çizik çizik olmuş. Ama seviyorum bu tenceremi, o yüzden şimdilik kullanmaya devam ediyorum. Piştikten sonra da çekerim. Bu arada arkadaşlar, video boyunca sesimin canlı çıkmadığının farkındayım. Çünkü sesim gerçekten kısık. Yüksek sesle konuşunca detone oluyorum, o yüzden biraz cansız oldu. Ama burada önemli olan yemekti yani, benim sesimden çok. Zaten söylediklerim de anlaşıldığı sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, eşim işten geldi. Yemeğe oturduk biz. Dolma biberlerim de pişti. Bu şekilde.